Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri buna benzer bir video çekmiyordum. Böyle bir video çekme gereği duydum. Çünkü yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki özellikle içerik üreticileri ve yazılımcıların her ne kadar işini kolaylaştırsa da içerik üreticilerinin ve özellikle yazılımcıların rüyalarına giriyor, uykularını kaçırıyor diyebilirim. Yapay zekayı zaman zaman kullanmaya da başladım. İşime de yarıyor, işlerimi de kolaylaştırıyor. Bu hızla giderse herhangi bir kameraya, mikrofon klavye, mouse'a, bilgisayara gerek kalmadan yapay zeka üzerinden şöyle bir telefon kullanarak içerikler üretilebilecek. Yani bir sokak röportajı yapmak için Taksim'e oraya buraya gitmenize gerek yok. Birkaç aydır da İngilizce kanalıma yapay zeka üzerinde ses klonu yaparak kendi sesimi İngilizce'ye çevirerek içerikler üretmekteyim. If you're into computers or planning to buy a new graphics card, change these three components first. When there are issues with the programs, we could enter safe. Bu videoda da birkaç gün önce bir deneme yaptım. Mutlaka bu kısa sokak röportajı videolarının birkaçı size rast gelmiştir. Birkaç gün önce ben de yaptım. Taksim'de benimle ilgili bir sokak röportajı olmuş gibi bir video oluşturdum. Bilgisayarınız bozulunca YouTube'da hangi kanalda çözüm buluyorsunuz? Tabii ki de Necdet Delioğlu kanalı. Necdet abi seni seviyoruz. Yeminliğe geçmeden önce ChatGPT'de metin düzenlemesini yapalım. Şöyle bir metin yazdım burada. Şimdi bunu kopyalayalım ve ChatGPT'ye yapıştıralım. Bizim için bir metin oluştursun. Metni oluşturuyor görüyorsunuz. Dikkat edeceğimiz bir husus, metni oluştururken alt kısmına mutlaka bunu belirtiyoruz. Bunun için bana İngilizce video fontu yazar mısınız? Font İngilizce olacak fakat konuşmalar Türkçe olacak diye bir komut eklemeniz gerekiyor. Öbür türlü Türkçe verdiğiniz zaman maalesef başarısız olacaktır. Promptumuz oluştu. Bu metni daha kısa ve okunaklı hale getir diyelim. Komut verelim. Bu durumda metnimizin daha iyi bir özetini çıkarmış oluyor. Kopyala butonunu tıklayarak Gemini'ye geliyoruz. Şimdi burada bir şey açıklamak istiyorum. Gemini'de bu özelliği kullanabilmeniz için mutlaka burada pro yazması gerekiyor. Kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kaydı oluşturduktan sonra bir aylık ücretsiz deneme video yapma şansı veriyor. Bir ay sonra abonelikten çıkabilirsiniz. Bu işlemi yaparken bir şeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ben kayıt olurken kredi kartımdan sanal bir kart oluşturdum. Sanal kart oluşturarak girişinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Sanal kartla girişinizi yaptıktan sonra video yapma hakkı gelecektir. Yani bu buton belirleyecektir. ChatGPT'den kopyaladığımız metni gönderiyoruz. Birkaç saniye içerisinde videomuz hazır olacak. Ben de merak ediyorum. Çifte minareleri bulamamış maalesef. Böyle bir cami bulmuş. Sanki İstanbul'dan bir camiye benziyor. Tabii ki de tanıyorum. Kendisi Erzurum Aşkale Küçükgeçit Köyü'nden. Severek izliyoruz. Necdet abi kendine iyi bak. Necdet Delioğlu'nu tanıyor musunuz sorusunu atlamış. Kısalttığımız için yaptı arkadaşlar. Biz daha önceki metni atacağız. Bir de bununla deneyeceğim. Bu arada burada 2 terabaytlık bir hakkımız var. 2 terabayt dolduktan sonra ya satın alacağız yaklaşık 1 aylığı 750 TL civarında. Böyle de bir durum var. Muhtemelen birkaç video sonra bizim hakkımız bitecektir. İkinciyi yapacağım. Tekrardan bir deneyelim bakalım ne olacak. Erzurum şivesi de vermemiş bu arada. Yalan söylüyorsun. Hem beni hem lokantacıyı hem de Allah'ı kandırır. Bak evlat işte. Kardeş bütün bu olanlar bundan mı ibaret? Bitti mi? İkinciyi de yaptı. Bu sefer caminin açısı da değişti. YouTuber Necdet Delioğlu'nu tanıyor musunuz? Tabii ki de tanıyorum. Kendisi Erzurum Aşkale Küçükgeçit Köyü'nden. Severek izliyoruz. Necdet abi kendine iyi bak. Güzel oldu. Yani bu şekilde klipler yaparak Instagram üzerinden yayınlayabilirsiniz. Değişik ortamlarda, değişik mekanlardan. Yani sizin kafanızdan ne geçiyorsa onu metne döktürerek, kısa kısa videolar oluşturarak Instagram'dan, TikTok'tan vesaire diğer platformlardan yayınlayarak kendinize bir yol açabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar, yapay zeka videolarda bundan sonra çekmeye çalışacağım arkadaşlar.